Ardan Zentürk, Erdoğan Putin. Top 6 pasta önünüze düştü, kale boş. Müslümanlar haklı oldukları bu meselede işgalcilere malzeme vermemelidir. Tepkimizi gösterirken demokrasiden ayrılmamalıyız. Biz asla ırkçı olamayız. Masumlara zarar veremeyiz. Aksi takdirde farkımız kalmaz. Erdoğan'ın hafta sonu yaptığı konuşmada yer alan bu cümlenin altına imzamı atıyorum. Kudüs meselesinde bir din savaşı vermiyoruz. Hedefimizde bütün Yahudiler de yer almıyor. Amerika ile İsrail'i ele geçirmiş bir çete ile siyasi kavga veriyoruz. Cephemizi de en geniş noktaya taşıyoruz. Bir hilal haç kavgası değil bu. Yahudi düşmanlığı ise o çetenin bizden beklediği stratejik hata. Bu kavgada yanımıza demokrat ilerici Yahudileri de alarak yolumuzda yürüyeceğiz bilin. Yahudi diasporası çok rahatsız. Stratejimizi belirlerken bir gerçeğe dikkat etmemiz gerekiyor. Yahudi milleti de diğer milletler gibi tekil yapıya sahip değildir. İçinde uzlaşmaz kanatların çoğulculuğunu yaşar. En büyük çelişki Amerika'da yaşayan Yahudilerle İsrail'deki seçmen tercihi arasındadır. Amerika'daki Yahudilerin yüzde %80'i ilerici demokrat kimlik taşır. Filistin sorununun iki devletli çözümünden yanadır, artan Yahudi yerleşim birimlerinin de kalıcı barışa büyük darbe olduğunu söylerler. Washington'daki siyaseti çevrelemiş Neo-Konsiyonist lobi ise %20'lik muhafazakar Yahudilere dayanır. Tam tersine inanır, yaparlar. Trump'ın İsrail Büyükelçiliğine atadığı aşırı muhafazakar, Siyonist David Malesh Fredman, atamaya karşı çıkan demokrat Yahudileri, Nazilerin Yahudi işbirlikçileri Kapolar olarak adlandırmış, İsrail'in var olma savaşından habersiz zavallı Yahudiler olarak da nitelemiştir. İlerici demokrat Yahudilerle temas kurmalıyız. İsrail'de muhafazakar Yahudi seçmenin oylarıyla iş başında duran Netanyahu, Liberman gibi faşistlerin en büyük sorunu da bu demokrat Yahudilerdir. Nitekim Amerika'nın en büyük Yahudi STK'sı, Reform Jewish Hareketi başta, J Street, New Israel Fund, If Not Now gibi pek çok güçlü ve etkili Yahudi kuruluşu yaptıkları açıklamalarda Trump'ın kararını zamansız Orta Doğu barışını baltalayıcı, tüm dünyadaki Yahudilerin güvenliğini riske atan ve tehlikeli bulduklarını açıkladılar. Kendisi de Yahudi olan Demokrat Parti'nin son başkan adaylarından Bernie Sanders da bu kararından dolayı Trump'ı yerden yere vurdu. Doğu'nun demokratik gücü Türkiye. Sesini tabii ki İslam'ın ilk kıblesi Kudüs için yükseltirken kendisine kapı aralamış ilerici demokrat tüm Yahudi kuruluşlarıyla da işbirliğini geliştirmelidir. Erdoğan-Putin mutabakatı önemli. Biri çok geniş Ortodoks Hristiyan coğrafyanın lideri, diğeri İslam coğrafyası halkları açısından tek lider. Erdoğan-Putin buluşması önemli olduğu kadar anlamlıdır. İki güçlü liderin Kudüs için atacakları ortak adımlar Gordiyon'un düğümünü çözecek kıvamdadır. Amerika'da yaklaşık 60 milyon evanjelik yaşıyor ve beyaz nüfusu kontrol eden bu kilise, Washington'daki siyasetin ana belirleyici unsurlarından biri. Şimdi sıkı durun. Evanjeliklerin %82'si. Kudüs'ün Yahudilere vaat edilmiş başkenti olduğuna inanıyor. Bu oran Amerika'daki Yahudiler arasında %30'a düşüyor. Evanjelik inancına göre Kudüs Yahudilerin başkenti olacak. Armagedon denilen savaş patlak verecek, İsa Mesih dünyaya dönecek ve bin yıl sürecek iktidarları da başlayacak. İsrail'in güçlü yayın organı Jerusalem Post her şeyi anlatmış, Trump'ı bu işe zorlayanın Evangelik My Faith Vote kurumunun lideri Beyaz Saray Basın Birimi Başkanı Sarah Huckabee Sanderson, babası ve Cumhuriyetçi eski başkan adaylarından Mike Huckabee olduğunu belirtiyor. Gazete Trump'ın çok sayıdaki evangelik danışmanının bu karar için Beyaz Saray'ı kuşattığını ve istedikleri kararı çıkardıklarını da vurguluyor. İngiliz The Guardian'ın yorumuysa çok net. Trump, evanjelik seçmen nezdindeki desteğini kaybettiğini anlayınca Kudüs kararını aldı. Amerika ve Trump çıldırmış olabilir ama Erdoğan, Putin bu işleri çok iyi bilen deneyimli devlet adamları. Kararın Amerika'yı bir kez daha Orta Doğu'dan dışarı savurduğunu çok iyi gördüler. Putin, Suriye'de asker olarak yaptığı boşluğu doldurma stratejisini diplomatik olarak yürütecek bu konuda yine Erdoğan'a ihtiyacı var. Kararla birlikte köşeye sıkışan İsrail'i belirli adımları atmaya zorlayacak isim Putin olarak görünüyor. Erdoğan ise Filistin cephesini iyi kontrol ediyor. İkisi aynı takımda ve topu altı pasta önlerinde buldular. Kale ise boş, iç topa dokunmaya kalmış görünüyor. Yapacaklardır. Ardanzen Türk, Star.